Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Windows 10 ve Windows 7'de format sonrası hard disk bölümlere ayrılır mı, ayrılmaz mı, nasıl ayrılır? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gerekense bilgisayarıma sağ tıklayıp üzerine yönet diyoruz arkadaşlar. Ardından disk yönetimine giriyoruz. Burada benim şimdi sadece C var. Bu harici bir hard disk. Yani şu C'yi bütün bir hard disk varsayalım. Zaten bütün bir hard disk şu anda da 232 GB sadece C olduğunu varsayalım. Yani şu anda şu tek bir hard disk arkadaşlar. Şu da ayrıyetten bir hard disk ama ben bunu daha önce ikiye böldüm. Şimdi sizin bilgisayarlarınızda diyelim ki sadece yerel disk C var. Yerel disk D'yi nasıl oluşturabiliriz? Bunu sizlere göstereceğim şimdi ben. Ama ben bu işlemi şu hard disk üzerinden yapacağım. Ben şurada D'yi bir defa daha böleceğim ben. Yani C'yi bölmüş gibi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi onu nereden yapıyoruz? Dediğim gibi bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet diyoruz. Ardından disk yönetimine geliyoruz burada. Şimdi benim şuradaki şu iki bölüm bir hard diske ait. Şu ayrıyetten bir hard diske ait. Bu masaüstü bir bilgisayar. Laptoplarda da tek hard disk takılıyor genelde ama yeni çıkan laptoplarda iki tane var. Bir tane normal sabit disk, bir tane de SSD var. SSD var dedik. Genelde formatçılar, hani bilgisayarınızı götürüyorsunuz format attırmaya, ama sadece C bölümünü yapıyorlar. Yani format buraya kuruluyor. Tüm programlarınız buraya kuruluyor. D'yi oluşturmuyorlar. Esasında yine 15-20 GB'lık alanınız varsa 15-20 GB'lık bir D oluşturmanızı gerekiyor. Neden? Çünkü C'ye format atarken önemli bilgileriniz kaybolmaması için D'ye atarsınız. Önemli bilgilerinizi C'ye format atarsınız. Bunun için çok önemli. Burada dediğim gibi bilgisayarıma sağ tıklayıp yönet kısmına tıklıyoruz. Ardından disk yönetimine geliyorum. Ve ardından şu D'yi, mesela kaç GB? 202 GB. Ve ben bunu tekrardan böleceğim. Yani şu C'yi tekrar bölme gibi aynı işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapmış gibi oluyorsunuz. Şuna ben geldim. Üzerine sağ tıklıyorum. Birimi küçült diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. Bakın 204 GB kendi alanı. Biz buraya bir rakam girmemiz lazım. Mesela 10 GB istiyorsak tam 10.000 düşmüyor ama 10.000 yazmamız gerekiyor. Mesela ne yazacağız? Mesela diyelim ki 50 GB'lik bir alan açacağız. Yani 50 GB'lik şuraya DEF gelecek. Bakın şimdi ne yapıyoruz? Onun için 50.000 yapıyoruz şurayı. Tam 50.000 de düşmüyor çünkü ön bellekleme şeysi var. Hatta 51.000 yapalım. 51.000 ben yaptım. 50 GB'lik bir alan boşaltmak istiyorum. Küçük diyorum ben. Bakın şimdi bekliyorum. Şimdi bakın ayrılmamış birim 49,80 GB olarak düştü. Ben buna tekrar arkadaşlar sağ tıklıyorum. Yeni basit birim diyorum. İleri diyorum. Buradan burayı hiç karıştırmıyorsunuz. Yine aynen olduğu gibi kalıyor arkadaşlar. İleri diyorsunuz. Buradan istediğiniz bir harfi atayabiliyorsunuz. Şöyle ki şurada D var. Bakın C var, D var, E var. İstediğiniz yine bir harfi. Bundan sonra ne gelir? F gelir ama İstediğiniz yine de bir harfi atayabiliyorsunuz. Buradan yine ben F olarak kalsın diyorum. İleri diyorum. Adını buradan verebiliyorsunuz. Sonradan da adını değiştirebilirsin. Bakın ben mesela izleyizeyap.com yazdım. Bir de diğer bir kanalım var. Konuş TV. Oraya da abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Adını sonradan da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya aynen olduğu gibi geçiyorum. Hızlı biçimlendir diyorum. İleri diyorum. Son diyorum. Bakın şimdi diskimiz gelecek. Bakın şu anda diskimiz geldi.
uyarısını verdi. Dosya bölümünü aç diyorum. Bakın şu anda F geldi. Şimdi burayı kapatıyorum. Bakın 51 yapmıştık. 49,8 diye düştü. Şu anda diskimizi bu gizli dosya, bu sistem için gerekli olan bir şey. Yani bu pek silinmiyor. Yani kafanızı karıştırmasın, bu virüs de değil. Bilginiz olsun. Şimdi ne yapmış olduk? C'yi aynen bölmüş gibi olduk. Yani ben C üzerinden yapmadım. Başka bir hard disk üzerinden bunu yaptım. Ama aynı işlemi C'de yapıyorsunuz arkadaşlar. Hani C'yi yapar gibi gösterdim ben size. Burada ne yapmanız gerekiyor? C'nin üzerine gelip birimi küçült diyorsunuz. Bakın. Ben burayı bölmeyeceğim. Sadece aynı yöntem arkadaşlar. Yani D'yi böyle oluşturuyorsunuz. Ama şunu sizlere söyleyeyim. Çok önemli bilgileriniz varsa illaki bir yedek almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın şu anda olduğu gibi 122 GB 12.000 12 yani en küçük şu anda 12.000 olarak ayırabilirsiniz diyor. Burada yani bunu yine 50 GB 100 GB diye bölebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani küçültediniz mi aynı işlemi devam ettiriyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız falan olursa hani yardımcı olmaya çalışırım yine. Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olup beğeni atarsanız çok çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.